Aragaz. Kadir. Efendim hocam. Ay, sincaplarla aran nasıl acaba? Sincaplarla mı? Hiç sevmem. Aa, neden? Ya bu farenin kuyruğu sevimli olanı değil mi sincap? Ya onlar fare mi ayol? Aa. Ekrebalar bunlar. Bunlar birbirinin ekrebası. Isırdı beni. Ya. Nerede? Yıllar yıllar evvel. Üniversitedeyken sevgilimle Yıldız Parkı'nda geziyorum. Sevgilim bir ağaca yaslanıp ağaçlar, ormanlar ne güzel değil mi diyor. Ben de elimi ağaca yaslayıp kendisine sokuluyorum. Elimi ağaca yaslıyorum. Hepsinden güzel sensin bebeğim diyecekken elimi bir şey ısırıyor. Bir bakıyorum bu sincap elimi yuvasından çıkmış. Ben de yuvasının üstüne koymuşum gerçi de. Hart diye kapmış. Tabii ben kızın gözlerinin içine baka baka falan diye aşkımızı da bitiriyor bu durum. Ondan sonra tabii izah da edemiyoruz. Yani bir sürü rezalet. Neden bıraktı seni? Ya sen terbiyesiz konuştun dedim. Kızım elimi sincap ısırdı dedim ya. Ben o acıyla ne dediğimi biliyor muyum dedim. O acıyla şey ettim dedim. İkna edemedim. Bir zamanlar kadınların çok yüksek standartları vardı Dilber hocam. Şimdi kadınların standartları o kadar yüksek değil sanki. Şimdi erkekler kadınların yanında affedersin dümdüz gidiyor yani. Hiç rahatsız olan olmuyor. Eskiden böyle bir şey yapan adamın yanından dişi sinek geçmiyordu ya. Ama tabii şeyi de anlamadım yani, sen bu sincap mevzusunu niye açtın? Ne var, ne oluyor sincaba? Ay, İran ordusu ajan oldukları gerekçesiyle 6 sincabı tutuklamış ayol. Sincaplar ajan diye. Aynen. Allah Allah. Normal. Neden normal? Şimdi Mezopotamya hocam, beyinsizliğin, hıyarlığın, ne bileyim, yani birçok abuk subuk şeyin ana vatanı ya. Bilmez misin sanki? Ha, cahil adam saçmalama ayol. Medeniyet bir kere Mezopotamya'dan doğmuştur. Sümerler falan. Ya tamam tamam, medeniyet Mezopotamya'dan doğmuş. Okey ama yani burada yaşamamış ki ya. Burada doğmuş, sonra başka yere gitmiş Dilber hocam. Gerçi biliyorsun askeri sistemler casus olarak bazı hayvanların kullanılmasına şey yapıyor, olanak sağlıyor yani. Mesela kartallar, yunuslar, hani bunların gözleriyle bir şeyler yaptırıyorlar. Artık drone muron çıktı, o işler bitti ama zamanında bu drone muron yokken bu hayvan cihazları kullanılıyorlardı yani. Sincaptan casus olur mu Kadir? Hocam çok şerefsiz bir hayvan ya. Her türlü kalleşliği beklerim ben bu şeyden. Ama arayalım bir bakalım yani. Ara bakalım hadi. Efendim, İran ordusunun casus olduğu gerekçesiyle tutukladığı sincaplardan birini arıyorum. Alo. Alo, buyurun hocam. İran ordusunun casus olduğu gerekçesiyle tutukladığı sincaplardan biriyle mi görüşüyorum? Benim hocam, buyurun. Ne yapıyorsun İran ordusunun casus olduğu gerekçesiyle tutukladığı sincaplardan biri abi? Valla ne olsun hocam, ağaçların tepesinden, dalların arasından aldılar bizi, mahputa koydular hocam. Tutmuyor silahlar bu öfke, ne diye dağlar oyoy, yollar oyoy. Tamam peki. Size ne sebepten casus dediler abi? Hocam şimdi bak, benim tüylerimin rengi Donald Trump'ın rengiyle aynı diye. İkimiz de turuncuyuz ya, ondan. Evet. Aldılar bizi içeri hocam ya. Allah Allah. Ne istedi savcı? Ne savcısı hocam, burası İran ya, burada savcı yok, atın diyorlar ya, atılıyorsun. Bana da idam istediler. Beni burada arama anne, kapıda adımı sorma. Ya merak ettim, ben sormak istiyorum, sizi peki nerenizden asacaklar abi? Hocam ben ajan değilim bak, mutalakların kafası laf almıyor.
Belki annenler diye Adem Tivet'iyle söyledim ben. Elim ben Adem değilim. Tıfıtlık bilmeyem. Amerikalı değilim demişem. Hem de dinletememişem. Size selam, size selam. Getirmeyeceğim. Seni yarın derinden. Ya şimdi abi, idamla yargılanan bir sincaba böyle soru sormak da bilmiyorum doğru mu, ayıp belki ama İranlı kızlara çok güzel diyorlar, öyle mi abi? Üf hocam. Yapma ya. Ağlarsın. Böyle gözleri çok güzel oluyormuş, tenleri ipek gibi oluyormuş, saçlar acayip oluyormuş, öyle mi abi? Hocam ben sana ne diyorum, brünetin kralı bir tanesiyle takıl, sonra senin emenikeyi taça vur et. Yok böyle bir şey ya. Ya çok merak ediyorum abi, vallahi çok merak ediyorum. Nerede tutuyorlar sizi abi? Alamut Kalesi'nde. Ah, Hasan Sabahın Kalesi değil mi o ya? Nasıl bir yer abi orası? Bu kala kaşlı kala, cıngılı kaşlı kala. Korkarım yer gelmeye, gözlerim yaşlı kala. Aragaz. Dilber hocam. Efendim Kadir. Bu sayısal loto falan mevzuları yenilendi biliyorsun. Aa, nasıl ayol? Yani yeni bir sistem var. 70 milyon TL'yi falan aşan ikramiyeler oluyormuştu. Aman efendim, bak piyango kumardır Kadir. Hocam sen ne diyorsun ya? Milli Piyango'nun sitesi Las Vegas'a dönmüş. Online piyango oynayabiliyorsun. Sen hala bana ne diyorsun ya? Ayol, Türkiye'de kumar yasak değil mi? Hocam lüsumunu harcını ödedikten sonra serbest, o kadar da şey etmemek lazım yani. Hatta bak, bu piyango işleri o kadar büyüdü ki gazeteler şans ekleri falan vermeye başlamışlar. Cehennemde zebanileri böyle kızgın demirlerle böyle şey edecekler. Senin de söyleyecek mantıklı bir şeyin kalmadı. Ancak böyle acayip ifadelerle durumu izah edebiliyorum hocam, açık söyleyeyim. Ay, mantığın sustuğu yerdeyim Kadir. Neyse, devletimiz izin verdiğine göre demek ki kumar değil. Ha, kumar olsa devletimiz izin vermezdi değil. Tabii, kumar olsa buna izin verilmez. Bak mesela, vatandaş da bu Milli Piyango'nun yenilenen oyunlarına acayip ilgi göstermiş, bayiye koşmuş. Aa, kütüphane açıldı desen, ay dönüp bakan olmaz Kadir, bak söyle. Ya ne alakası var? İnsanlar her zaman en kısa yoldan zengin olmayı hayal eder, tercih eder. Hani kitap okuyacaksın da, beynini işleteceksin de, onu kullanacaksın da, ondan sonra işte bilmem ne, o bir para edeceksen, para kazanacaksın. Uzun iş ya. Bu kısa. Bir kupon yapıyorsun. Yani hatta onu yazmana bile gerek yok. İstersen makine senin için dolduruyor. Tutarsın, zengin olursun. Ne kadar kısa bak. Aa, beyne gerek yok yani. Hiç gerek yok. Aa, tam bizlik iş ayol. Tabii bak mesela, Trabzon'dan Erman S. diye birine sormuşlar. Demişler ki şans oyunlarının yeni versiyonlarından memnun musun demişler. Erman S. demiş ki tutturma şansımız arttı demiş. Neyi tutturma şansı artmış? Şimdi adamın bilmediği şey şu. Sen tutturmuyorsun. Sana tutturuyorlar aslanım. Neyi tutturuyorlar? İkramiyeyi. Ha, ikramiye nasıl bir şey Kadir? Aha bak böyle. Aa, ikramiye bu mu ayol? Tabi nasıl? Ya vallahi büyükmüş Kadir. Büyük ikramiye. Hadi koşun. Hadi. Yani bütün o kazandığınız parayı bunlara yatırın. Ondan sonra bakın, büyük ikramiye size de çıkabilir. Ha, bana çıktı. Dilber hocam çıktı şu an, büyük ikramiyeyi inceliyor ya. Nasıl hocam büyük ikramiye? Ha, tutturduğum için çok sevinçliyim. Peki başkalarına tavsiye ediyor musun hocam? İnşallah herkes benim gibi tuttursun büyük ikramiyeyi. Zaten ahalinin büyük kısmı büyük ikramiyeyi tutturmuş durumda da farkında değil. Bak yine mesela başka birisi şanslı kalemi varmış. Hep o kalemle oynuyormuş. Ama bir arkadaşı varmış, o yanındayken şans oyunu oynadığı zaman kazanamıyormuş. Bizleri de sayısal oynamaya davet ediyormuş. Uğurlu kalem mi? Ay, uğurlu kalem nasıl oluyor Kadir? Söylesene ayol. Aha böyle. Aa, ayol bu nasıl kalem? İşte uğurlu kalem. Gerçek bir entelektüel
Sadece uğurlu kalem kullanır hocam. Aragaz. Hanımlar beyler, şu an stüdyomuzda modern ve kentli kadın ikonu Plazava Frigiti Canavar Cavidan var. Cavidan yine çok güzelsin. Hoş geldin bu güzelliğinle. Ay evet, güzelim. Tabii ki güzelim. Hayır, anlamıyorum. Yani neden güzelsin diye illa belirtiyorsun? Ben aptal mıyım? Yani güzel olduğumun farkında değil miyim? Ay tabii, ben kadınım ya. Böyle saçım uzun, aklım kısa değil mi? Ya ne alakası var Cavidan, rica ederim ya. Bu arada saçların da güzel yani. Arap sabunuyla mı yıkıyorsun kız sen bu saçları? Ay bütün memleketi Arap sabunuyla yıkadılar. Sen uyu Kadir Efendi. Efendim? Hayır efendim. Ben hiçbir Arap şeyi kullanmıyorum. Yalnız bir Arap şeyhi seni görse muhakkak haremine katmak için bayağı bir elini açar yani. 3-5 tane petrol kuyusu verir. Onu yapar, bunu yapar Cavidan. Ay erkek değil misiniz? Ay ilkelsiniz. Ay ilk insanların bile ilkisiniz. Ay orangotansınız. Ay mamutsunuz. Dinozorsunuz. Ay tiksiniyorum erkeklerden. Ya ama Cavidan, senin de bu erkeklerden tiksinmene sebep olan şeylerle bizim ne alakamız var ya? Mesela neler onlar bir söyle. Ben bunları hep merak ediyorum. Sen de anlatıyorsun gerçi ya. Ay anlatamam. Ay ben ağlarım. Ya anlat. Ağlarım. Anlat, anlat. Yani aslında bu neye yarar biliyor musun Cavidan? Erkekler olarak yaptığımız hataları biliriz. Ha? Hani belki içimizden bile der ki bari başka kadına böyle yapmayalım, düzgün davran. Bir sonuç çıkarır yani. Hani belki topluma hayrı olur bu hikayelerin. Belki senin topluma borcundur bu Cavidan. Ay biliyorsun Kadir, ben plazalardaki kariyerimden önce hava yollarında hostestim. Aa, seninle uçmak kim bilir ne kadar güzeldi Cavidan. Ay bana böyle lastikli imalı laflar ederekten etkileyebileceğini zannediyorsan sebebi erkek olmandır. Her erkek gibi çapsızsın, ilkelsin, ay ilk insanların bile ilkisin, ay tek hücrelisin, ay terlikse hayvanın terliklerinde bile sizden daha çok hümör vardır ayol. Ya tamam ya, tamam tamam, neyse devam et. Nerede kalmıştım ben? Şimdi plazalardaki kariyerinden önce sen hostestin, uçuyordun. Ay bir gün İstanbul, Roma uçuyoruz. Ben de kabin amiriyim. Pilotlara böyle yolcu bilgisini verdim. Koltuğuma geçtim. Uçak kalkışa geçecekti. Dear passengers, please fasten your seat belts and put your tray tables and seats in their upright positions until we get through this. Dedim, anonsu yaptım, uçak kalktı, ay kemerleri çözebilirsiniz, ışığı yandı. Kalktım böyle bu bızınızın örtüsünü bir açtım. Ay bir de bir baktım, first class dolusu CEO, ay bütün birinci mevki CEO dolu. Takım elbiseli, ay nal gibi saatler takılmış, böyle Montblanc kalemler, altın kravat iğneleri, hat katır gömleklerin manşetlerinde isimlerinin baş harfleri işlenmiş. Ay her yerlerinden para akıyor ama hepsi erkek olduğu için ilkellikten kurtulamamışlar. Neyse, iyi maaş alan orangutanlar gibi böyle oturuyor. Allah Allah. Hangi CEO'larmış da onlar? Aa, bir tanesi bana baktı. Kemerimi çözemedim. Siz çözer misiniz? Dedi. Ay elbette dedim. Kemerini çözdüm. Oo, çok güzel çözüyorsunuz. Hep böyle iyi mi çözersiniz? Dedi. Evet Cavidan, işte zengin mizahı böyle oluyor. Ne yapacaksın? Benim de tanıdığım zengin insanlar var. Mizahları biraz yani old fashion oluyor tabii. Yani antika antika espriler yapıyorlar. Adam belki milyon dolarlık, milyar dolarlık ama 70 model bugün cuma enseni kaba tadında esprilerle geliyor. Ne yapacağım? Ya orada para galiba mizahı da bozuyor Cavidan. Neyse sonra? Ay derken pilot bey geldi. Kabin amiri sen misin? Dedi. Ay benim dedim. Bu kadar diri vücutlu olmanın sebebi nedir? Ay çünkü kadınım dedim. Şu anda 40 bin ton yükle 200 kişiyle 10 bin metrede uçuyoruz. Sen idare etmek ister misin uçağı? Dedi. Ay isterim dedim. Come to the dark side. Kabine gel. Dedi. Gitme o kabine Cavidan.
Cavidan gitme. İçinde yani dikkat et. O kabin içinde çok kötü şeyler olabilir. Gitme. Ay içimdeki ürkek ceylan da öyle diyordu Kadir. Ama kaderimin ellerinin arasında tutmak, böyle bulutların arasında herkesten yüksekte uçmak, uçmak, uçmak istiyordum. Ay kabine girdim. Yardımcı pilot bana yer verdi. Pilot beye direksiyon nerede dedim. Uçakta direksiyon olmaz. Dedi. Ne var dedim. Al bu var. İşte. Eh uçağı bununla yöneteceksin. Ha, sağa yatırdım ama uçak yatmadı. Ay sola yatırdım ama uçak yine yatmadı Kadir. Cavidan bu böyle bir şey değil. Zaten seni kandırmışlar yavrum ya. Ay sonra gerçeği anladım. Ama her şey için çok geçti. Ay kan ter içinde uçağı yere indirdim. Ah, uçağı sen mi indirdin? Evet. May I have your attention please? As we will be landing shortly, please fasten your seat belts, close your tray tables and bring your seats to the upright position şeklinde anons yaptım. Ama uçak inmişti, her şey inmişti. Son anonsu da ağlayarak yaptım. Ay dear customers, please keep your handbags, mobile phones and personal belongings with you all time. Thank you for paying attention. Ay bak yine burası ekşi ekşi erkek koktu be. Ya arkadaşım 10.000 fitte bile rahatsız edilmiş ya. Yemin ediyorum rahat bırakmamışlar bu kızcağız ya. Hakikaten yatacak yerimiz yok. Ayıptır, günahtır ya. Kadir. Hocam. Ya bu Donald Trump adam olmayacak. Sen seversin bu Trump'ı biliyorum. Ya nesini severim ya, nesini sevim. Ama bu Trump Joe Biden'dan daha iyi. Yani Biden'da bir gariplik var. O adamda deve kini var hocam. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Yani birincisi Türkleri sevmiyor. Bunu ifade ediyor kısmen. Ondan sonra yani Biden'a her zaman söylüyorum. Trump'ı eskiden beri sevmem ayrı. Müteahhitliğini de sevmem ayrı. Öyle mi? Tabii ben bu Trump'ın Connecticut'ta yaptığı daireleri gezdim. Beş para etmez hocam. Aa ciddi misin ayol? Ya müteahhit olarak diktiği binalara itibarlasan durmaz hocam. Allah Allah. Deniz kumu kullanıyor hocam. Allah Allah. Hadi canım sen de. Ya sıvanın içinde deniz kabuğu var gördüm. Gördüm kaba sıva kuruduğu zaman elinle böyle un gibi ufalanıyor. Aa malzemeden de çalıyor o zaman bu. Ya beşte bir demir hakkıyla bina çıkıyor hocam. Cenga Kulesi bunun apartmanlarından daha sağlam öyle diyeyim ben sana ya. Ayol iyi ki Türkiye'de müteahhitlik yapmamış bu adam vallahi. Vallahi millet yani donunu satar gider ev alır. Sırf Trump'ın diktiği evlerde benim de bir evim var demek için yani. Ay yazık uzayın bile sonu var o yol ama cahilliğin yok Kadir şey mi oluyor? Bak mutfak dolaplarının menteşeleri ayrılıyor ya. Kapaklar evde kalıyordu Dilber hocam. Yani kaç para istiyorsun bu daireye dedim. Sizin için $1,000,000 dedim. Lan $1,000,000'a ben Türkiye'de dedim. Ondan sonra bilmem ne kaldım. Türkiye'de de aslında $1,000,000'a yaşanabilecek bir ev almak artık çok zor malum. Ha öyle mi? Ya alırsın da yani. Onda da böyle psikopat olursun yani. Git F tipinde yat daha iyi. Aa ne diyorsun Kadir ayol? Ya bak bu Türk milletinin mekan algısını bozdular hocam. Yani biz 9 odalı konakta yaşayan bir millet. Şimdi tıktılar herkes 1+1'e 2+1'e. Ruh hastası oldu millet ya. Ya saçmalama Kadir senin deden 9 odalı konakta mı oturdu ayol? Ya benim dedem tek göz evde oturdu ama yani geniş ovalarda yaşadılar tabii kırlarda yaşadılar. Neyse bunlar ince mevzular. Sen bu Trump mevzusunu niye açtın ya? Ha korona olmuştu bu biliyorsun sen. Evet evet oldu. Ha korona olmasına rağmen karantinaya girmemiş. Seçim turlarına devam etmiş. 30 kişiyi daha bak bu korona yapmış bu adam. Düşün bak düşün. Kendi kavmine bunu yapan adam dünyaya neler yapmaz ya. Kendi insanına korona bulaştırmaktan çekinmeyen adam. He? Yani bu Orta Doğu'ya, Uzak Doğu'ya, oraya buraya neler yapmaz? Ha turuncu ve cahil adamdan korkacaksın Kadir. Çok özür dilerim hocam telefon çalıyor. Çok özür dilerim.
Alo. Aline Kisiyer Kisiyer. Kim? Ooo, Trump Başkan. Dilber Hocam, Donald Trump arıyor. Ya cahil han çobağı hazırla, ne olsun yani. Alo, buyur Trump Başkan. Efendim? Ha öyle mi? Ha emin misin? Ha peki. Ha ne diyor efendim? Ben diyor korona morona değerim kardeşim diyor. Ufak bir diyor ishal oldum af buyur diyor. Ondan sonra arabayı yıkarken diyor ayaklarımı ıslatmışım diyor. Motoru oradan bozdum diyor. Hemen korona diye tutturdular, öyle bir şey yok diyor. Zeytin çekirdeğe yuttum bir avuç diyor. Cır cır mır cır kalmadı kestik diyor. Ayol bize ne Donald Trump'ın neticesinden yani. Alo alo dur canım kapatma, devam edeceğiz, bir ara veriyorum devam edeceğiz dur. Aragaz. Efendim Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefonda görüşmeye devam ediyoruz. Kendisi korona olmadığını, motoru bozuk cırcır olduğunu ama basına korona diye yansıdığını açıkladı. Dur bakalım. Cahiller çok sık motoru bozarlar Kadir. Cahil oldukları için kendilerini idare etmekten aciz olur. Dur hocam dur. Alo Tro Başkan, ne yaptın? Korona aşısını bulabildiniz mi ya siz? Ha. Sen bir gaz verdiydin. Evet. Yapma ya. Ne diyor? Vallahi Kadir'cim diyor, epey bir çalıştı bilim adamları bizim diyor. Bir şey geliştirdiler ama diyor, koronaya diyor iyi gelmiyor diyor. Tıs çıktı diyor. Fakat çok güzel kafa yaptı diyor. Hafta sonları 2 ünit alıyorum diyor. Iş, nasıl bir kafa oluyor biliyor musun diyor. 1500 diyor. Anında diyor Amy Winehouse oluyorum diyor. Manyamış ayol bu. Yollayayım mı size birer ünite diyor. Aman tövbe efendim, istemem. Amy Winehouse olamam ben bu yaştan sonra, ne yapacağım. Alo şimdi Truva Başkan. Alo. Alo. Allah Allah. Ne oldu efendim? Galericim diyor bir saniye diyor, yengen geldi diyor. Tamam beklemedeyiz Truva Başkan, sen bak hayırdır. Sıkıntı mı var yoksa? Evet. Vay be. Ne vay be? Yengen geldi Kadir'cim diyor, 2 saattir telefondasın kapat dedi diyor. Kıskanıyor diyor. Ondan sonra seviyor tabii diyor. Seven kadın hali başka oluyor diyor. Ne sevecek ayol, ay gibi herif affedersin. Şimdi sevmeye başlasan seneye bu vakit anca biter. Yok zaten yenge de kıskandığı için değil ya. Temizlik yapacağım. Ayağımın altında dolaşma, defol git. Beyaz Saray'a mı gidiyorsun, nereye gidiyorsan. Ondan sonra üst sekreterim ne yapacaksan git işine gücüne bak demiş. Ha bu sekreter de yani Amerika başkanları arasında herhalde bir traditional gelenek yani. Gelenek gibi, adamlar onu yapmasalar bir başka ünlüye yükleniyorlar. Onu yapmasalar ondan sonra ülkelere yükleniyorlar, ülkeleri bombalıyorlar. Rahmetli Başkan Kennedy mesela Marilyn Monroe'yu çitilediydi. Ondan sonra o sırada kendisi evliydi. Tabii yakışmadı bu hareket ama o adamı biraz rahatlattıydı. Adam o kadar sağa sola saydırmıyordu. Clinton'a ne diyorsun sen? En zirvesi, en zirvesi. Herif hem sekreteri Honduras'ladı hem de dünyayı Honduras'ladı. İkisini birden yaptı. Yani ikisinden birini yaptı değil mi? Yo, nasıl bir libido varsa. Yani hem Honduras hem savaş. Clinton Türkiye'ye geldi, konferans verecek dediler. Adam ülkeden gidene kadar evden çıkamadım ya. Ha neden yahu? Ya ne olur ne olmaz hocam. Yolda yolakta denk geliriz. Af buyur. Clinton bu ya. Ha efendim Tro Başkan. Ne yaptım dedin? He kaça? Yapma ya. Abi ben düşünmüyorum. Ne diyor efendim? Galericiğim onu bunu bırak da diyor. Miami'de denize sıfır çok güzel diyor. 3+1'lerim var diyor. İnşaat kumu da denizden çektiriyorum diyor. Ucuz diyor. Araplarla diyor arayı düzelttim diyor. Suudilere falan ikişer üçer milyon dolara iteliyorum diyor. Peynir ekmek gibi satıyorum diyor. Başkan ama bak esnaflığı da bırakmamış yani. Ya Trump abi tam Türkiye'de müteahhitlik yapacak adamsın yemin ederim sen. Niye ne yapıyorsun Amerika'da sen ya? Ne diyor? Ben diyor oradaki arkadaşların diyor dırnağı olamam Kadir'cim diyor. Bizde diyor orman içinde ev dikeni kabak gibi uyuyorlar diyor. Sen ne diyorsun diyor.
10 sene önce diyor inşaat fırsatı aldık diyor. Massachusetts taraflarında diyor. Bir sitede dikecektik diyor. Bir kartalın yuvasını bozduk diye diyor. 20 sene içeri atıyorlar burada. Daha hala temel bile atamadı. Sen ne diyorsun? Zor kurtardın. Medeni toplum tabii. Her canlının yaşama hakkı güvence altında yok. Bunlar kolay değil Kadir yani. Vakfaklar ürküyor hocam. Artık yavaş yavaş olayı kapatsak mı? Başımıza bir hal gelmeden. Ne diyorsunuz? Gidelim. Kaldığımız yerden Allah nasip etmişse yarın devam ederiz. Problem yok ya, değil mi? Evet efendim. O zaman paka paka. Hadi bakalım. Aragaz'da az önce. Ne yapıyorsun İran ordusunun casus olduğu gerekçesiyle tutukladığı sincaplardan biri abi? Valla ne olsun hocam, ağaçların tepesinden, dalların arasından aldılar bizi, mahputa koydular hocam. Tutmuyor silahlar bu öfke, ne diye dağlar oyoyo, yollar oyoyo. Trump'ı eskiden beri sevmem ayrı, müteahhitliğini de sevmem ayrı. Öyle mi? Tabii ben bu Trump'ın Connecticut'ta yaptığı daireleri gezdim. 5 para etmez hocam. Aa, ciddi misin ayol? Ya müteahhit olarak diktiği binalara itibarlasan durmaz hocam. Allah Allah. Deniz kumu kullanıyor hocam. Allah Allah. Hadi canım sen de. Ya sıvanın içinde deniz kabuğu var gördüm. Gördüm kaba sıva kuruduğu zaman elinle böyle un gibi ufalanıyor. Aa, malzemeden de çalıyor o zaman bu. Ya beşte bir demir hakkıyla bina çıkıyor hocam. Cenga Kulesi bunun apartmanlarından daha sağlam, öyle diyeyim ben sana ya. Aragaz.